Ama artık 18 beyte geçelim. Tamam. Tamam. 18 beyte geçelim artık hocam. Niçin 18? Bir de bir VTR hazırladık bununla ilgili. Akacak o görüntülerde yani sözleri. Yorumunuzu alabilir miyiz bununla ilgili? İnşallah. İlk 18 Mesnevi'nin özü diyebilir Dinle miyiz? Dinle diye biz? Başlıyor. Çünkü bu yol konuşmak yolu değil. Çok konuşarak bir yerlere gelmeye çalışan bir nesiliz biz. Çok konuşacaksın ki seni fark etsinler. Ama Mesnevi öyle demiyor. Sen bir iletişim kurmak istiyorsan önce dinlemeyi öğren diyor. Dinlemeden konuşamazsın bile. Manayı nasıl anlayacaksın dinlemeden? Peki nereden dinle? İşnev inney çün şikayet mi konat? Ney gibi olan insandan dinle. Veya neydeki saflığa bak. Sinesinde hiçbir pürüz bırakmamış da hu nefesini sana bin bir renkte aktarabiliyor. Aslında bir hu nefesi var. O akıyor burada. Sen de içindeki masiva muhabbetin temizlemiş, Allah için yanan, yakılan ve Allah'ın kendine bahşettiği emanet, o hu, ivazsız garasız onu anma fiilinde olan, ahlakında olan insandan dinle. Bak sana neyi anlatıyor. Muhatap bulamadığını anlatıyor. Erkek kadın beni dinlediler. Hepsi sözümden etkilendiler ama aslında benim derdim onları dinletmek, onları kendime aşık etmek değildi. Ben aşık olduğum sahadan konuştum da onlar feryat ettiler. Peki niye feryat ettiler? Çünkü benim maceram onları etkiledi. Beni bir kamışlıktan kopardılar da ben bu sesi verir hale geldim. Onlar ya bu kamışlıktan koptukları ya kendi vatanlarından koptukları için benimle hemdert oldular ya da henüz kopamadıkları için saçlarını başlarını yoldular. Biz gidemedik, buraya çakıldık kaldık diye. Ben biraz da hızlı gidiyorum ama yarinden ayrılmışlara ney onlara bir yardımcı olurken ney de öyle bir hasret var ki kimisi o kamil insanları dinlediğinde imana erişir, kimisi ise küfüne küfür katar. Kimisi Hazreti Mevlana gibi insanları görür. Ne güzel mümin, keşke olabilsem der. Kimisi de acaba bu zındık, bu kafir ne yapıyor diyerek kendi rezilliğini ortaya koyar. O yüzden ben düşmüş insanlarla da oturdum. Beni bazen içkiye müptela olmuş, meyhane köşesinde iflas etmiş bir adamın yanında da görebilirsin. Ben onunla beraber olduğum için değil, onu ikaz etmek için oturdum. Kötü hallere biz bunu aktaramazsak, Allah'ın rahmani sıfatını, ahlaki sıfatlarıyla ayağa kaymış insanlara, şeytana uymuş insanlara biz yardımcı olamazsak Allah'ın huzuruna nasıl gideriz? İyi hallilerle de oturdum. Onlar da beni hep sevap işliyorum zannettiler. Sevap için bu yoldayım zannettiler. Ne kötü halliler anladı derdimi, ne iyi halliler. Aslında ben hep Allah'la sohbetteydim. Onlar beni farklı bir şekilde gördüler. Ne? Zehirdir, hem de panzehir. Anlayan insan için şifa olur. Anlamayan insan için anlamadıklarına bir de bu eklenir. Ayeti anlamaz, rezillik. Peygamberi anlamaz, sefillik. Evliyasını tanımaz, iyice berbat bir durum. Esfeli safiliğin olur. İyi geleceğine kötü gelir. Kur'an ayetleri de öyledir. Hidayete ermek isteyen insan manı artar ama her baktığında onda bahane bulmak isteyen kişi için Kur'an onda zararı arttırır. Fakat ne olursa olsun aşk, ey aşk, biz yapsak da yapamasak da sen baki ol, sen daim ol. Neden? Senin var olduğunu bilmek bize kafi. Senin bir yerde ama muhakkak hepimizin üzerinde o muhabbette olman bize yeter. Senin varlığın var ya, var olduğunu biliyoruz ya, bize yeter. Onun haricinde bu aşktan, muhabbetten bahsedilse, evet, başkalarına çok gelebilir ama balık suya kanar mı? Balık o susuz olamaz. Ben de çok konuşuyorum, çok anlatıyorum. Siz beni farklı işlerde görüyorsunuz ama bilin ki, ben sadece bu yolun müptelası olduğum için bunları anlatıyorum. Fakat olmuş kişinin halinden hiç anlar mı ham?
Sözü kısa kesmek lazım. Vesselam.